İnme tedavisinin amacı mümkün olduğu kadar fazla beyin dokusunu kurtarabilmektir. Kurtarılan beyin dokusunun miktarı ne kadar fazla olursa vücut fonksiyonlarında yani hareket etmede, görmede, hissetmede ve tad almada o kadar az bir kayıp meydana gelir. İskemik inmede kan damarlarındaki tıkanıklığın meydana geldiği yerde çekirdek ve nöronlar vardır. Buradaki beyin dokusu... Kan dolaşımından kan alamadığı için bunu takip eden dakikalar içinde geri çevrilemez bir hasara uğrar. Bu çok iyi bir haber değil ama tam bu noktada etrafında yani penumbrada bulunan dokunun hala kurtarılma şansı vardır. Penumbrada tıkanıklık yüzünden perfüzyon azalmıştır. Ama bölgeye çevre dokulardaki damarlar aracılığıyla hala oksijen ulaşabildiği için buradaki nöronlar hemen ölmezler. Ve eğer hastaya hemen müdahale edilirse penumbrada nöronlar ölmezler. Yani bu bölge aslında kurtarılabilir bir bölgedir. Tıp ekipleri bir inme vakasıyla karşılaştıklarında hastaya hemen müdahale ederek eğer mümkünse çekirdeği kurtarmaya çalışırken penumbrada nöronları da tamamen kurtarmaya amaçlarlar. Bu noktalara açıklık getirdikten sonra inme tedavisinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek ister misiniz? Bu geçirilen inmenin çeşidine bağlı. Yani tedavi inmenin iskemik ya da hemorajik olmasıyla yakından ilgili. İskemik inmelerde hastaya yeni pıhtıların oluşmasını engellemek için aspirin, oluşan pıhtıyı parçalayabilmek için de trombolitik ilaçlar verilir. Hemorajik ilmenin tedavisi ise ilmenin ilk evrelerinde ortaya çıkan belirti ve olası komplikasyonların yönetilmesi üzerine kuruludur. Antihipertansif ilaçlarla tansiyon düşürülüp beyindeki kanama azaltılmaya, antikonfülsan ilaçlarla nöbetler engellenmeye ve başka ilaçlarla da beyindeki şişlik giderilmeye çalışılır. Evet, ilmenin çeşidine göre ilaçların farklılık gösterdiğini gördük. Peki, bunun yanında başka bir şey yapılabilir mi? Filmlerdeki havalı doktorların acile gelip de "Bugün hayat kurtarmak için ne güzel bir gün." diye başlayan repliklerini hatırlarsınız. Evet, sizce bu doktorlar bu durumda başka neler yapabilirler? İskemik inme vakalarında hasta trombolitik ilaçlara cevap vermeyene kadar cerrah çağrılmaz. Kısacası bu vakalarda eğer inme üzerinden kısa bir süre geçtiyse önce trombolitik ilaçlar denilir. İlaçların işe yaramadığı noktada cerrahların inmeye sebep olan pıhtıyı ortadan kaldırmak için uyguladıkları ve birbirine benzeyen birkaç farklı prosedür vardır. Kullanacakları cihazlardan birinin adı Mercy Retriever'dır. Bu cihaz iskemik inme vakalarında kullanılmak üzere onaylanan ilk tıbbi alettir tam olarak ne işe yaradığını anlamak için aslında bir kısaltma olan Mersen'in ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Mersi, İngilizce bir kısaltma olup uzun hali Türkçe'ye serebral iskemide mekanik emboli tahliyesi olarak çevrilebilir. Tüm teknik detaylara girmeden önce size cihazın çalışma prensibiyle ilgili genel bir fikir vermek istiyorum. Bu prosedürde cerrah atar damarlardan birine bir ter yerleştirerek bu teli beyne giden damarlara kullanarak beyne ulaştırır. Tel tıkanıklığın olduğu yere ulaştığında pıhtının ön kısmına doğru ittirilir. Bu arada bahsi geçen telin bir kılıf içinde olduğunu da eklemeliyim. Bu kılıf geri çekildiğinde tel kendiliğinden kıvrılmaya başlar ve teli geri çekmeye başladığımızda da pıhtı telin kıvrımlarına takılacağı için telle birlikte vücudun dışına çıkarılmış olur. Pıhtı ortadan kalkınca bölge yeniden kan geleceği için de vücut bu sayede buradaki beyin dokusunu kurtarmaya çalışacaktır. Güzel bir yöntemmiş öyle değil mi? İskemik inmelere yapılan cerrahi müdahalelerden bir diğeri emme ve tahliyedir. Az öncekine benzer damarın içine bir tüp konur ve tüpün içinde de yine tel vardır. Bu tüp daha sonra aynen bir elektrikli süpürge gibi çalışmaya başlar emme başladıktan sonra buradaki tel de ileri geri hareketlerle pıhtıyı parçalar. Ve pıhtı parçaları bu sayede tüpün içine dolar. Evet, emme ve tahliye yöntemi de bu şekilde. Pıhtıyı ortadan kaldırmak için uygulanan bu iki prosedürün birkaç varyasyonu daha vardır. Bu varyasyonlarda stand adı verilen tüpler ya da farklı mekanizmalar kullanılır. Şimdilik bu kadar detaya girmeye gerek yok. Şu ana kadar bahsettiğimiz bu iki yöntemin daha sık kullanıldığını bilmeniz yeterli. Eğer vaka amacın kanamayı kontrol altına almak olduğu bir hemorajik inme vakasıysa, cerrahın uygulayacağı prosedürler de değişiklik gösterir. Bunlardan birinin adı anevrizma klipslemektir. Bu vakalarda beyindeki bir anevrizmanın yırtılması ya da patlaması sonucu kanamaya başladığını biliyoruz. Bunu engellemenin yollarından biri cerrahın aynen buna benzer bir aletle mesela metal bir klipsle anevrizmayı altından klipsleyerek kanamayı engellemesidir. Kan dolaşımı böylelikle normale döner. Hemorajik inmeleri bu şekilde engelleyebiliriz. Yine vakada eğer anevrizma patlaması sonucu gerçekleşen bir kanama varsa cerrah koil embolizasyon adı verilen bir yöntemi uygulayabilir. Burada cerrah serebral arterlere yerleştirdiği bir tüple anevrizmanın ağız kısmına ulaşır. Daha sonra buradaki esnek tel anevrizmanın içini doldurmaya başlar. İşte şu şekilde anevrizmanın içi baya bir dolar. Bu anevrizmaya artık kan gelememesini sağlayan bir yöntemdir. İçeride o kadar tel vardır ki kan anevrizmaya giremez bile. Bunun sonucunda ilk olarak kan bu kısımda pıhtılaşmaya başlar ve kanama durur. İkinci olarak da buradan gelen kanın pıhtılaşmış tel yüzünden bu anevrizmaya girmesi mümkün değildir. İki harika sonuç. Ve kan dolaşımı da bu sayede normale döner. Harika değil mi? Evet. Bu videoda iskemik ve hemorajik inme vakalarında uygulanan bazı cerrahi müdahaleleri inceledik.